Sevgili dostlar TV Kadıköy'desiniz. Bugün Türk tiyatrosunun en önemli isimlerinden birini bir ekolü temsil eden politik tiyatroyu ve aynı zamanda Türk Edebiyatı'nın en önemli isimlerini bizle buluşturan çok değerli abim Genco Erkal'la konuşacağız. Şunu söylemek istiyorum. Bu yayınlarımızın bir yandan da bu TV Katıköy yayınlarının kalıcılığı olması bağlamında salt güncel meseleleri değil. Bir taraftan da çok etkileyici bir belgesel, Genco abinin belgeseli yayınlandı. Onu da izlemenizi isterim. O çerçevede de biraz konuşacağız. Çünkü aslında günlük hayhuy içerisinde koskoca bir dostan tiyatrosu geleneğini de unutmayalım istiyorum. Hoş geldiniz Genco. Hoş bulduk. Abi. Şuradan başlamak istiyorum istiyorum. siyaset meselesini hemen kapatalım diye. Yani siyaset konuşalım ama tiyatro ile birlikte konuşalım diye. Siz yine Türkiye'de sıkça başınıza muhtemelen geldiği üzere dava davalık oldunuz ve Türkiye'de benim gibi pek çok sizi seven, sayan Tanıyan tanım yani izleyiciniz aslında sizi tanır diye düşünüyorum ben neredeyse yıllardır kol kolasınız. Tabii. Büyük bir tepki verdi ve aslında bu tepki bana biraz da umut verdi çünkü. Tarık abinin cenazesinde olsun örneğin, başka toplumsal olaylarda gezideki süreçte, işte Hrant Dink meselesindeki duyarlılıkta, farklı meselelerde bugün hatta Kavala konusunda insanlar bir vicdanı da ortaya koymaya çalışıyorlar. Ee, i̇lkin bu ifade özgürlüğü ve sizin hayatınızda defalarca badireler atlatmış birisi olarak bu olayı nasıl tartıyorsunuz? İkincisi de bence önemli olan bir şey. Dünyada en kutsal şey ki siz bir dünya sanatçısınız. Dünyanın dört bir tarafında oynadınız. Sanatçıya, ifade özgürlüğüne falan herhalde böyle bir bakış yoktur değil mi? Ya da bizim hayatımızda bundan daha kötüsü oldu mu diye sorayım. Ee, şimdi nereden gireceğimi de ben bilmiyorum. <laughs> Birazcık fazla geniş bir şey oldu. Şunu söyleyeyim yalnız zaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Cumhurbaşkanlığına hakaret diye bir suçu kabul etmiyor. Ve bu konuda yargılanan ya da gözaltına alanlara devletin bir tazminat ödemesine karar vermiş. Biz o zaman neyle uğraşıyoruz burada bilmiyorum. Yani e, bu tabii son başıma gelen olay. Bütün e, 60 yıllık sanat hayatı boyunca devamlı işte bu sorgulamalar, bilmem, yargılamalar, saldırılarla buluştuk. Ama insan politik tiyatro yapmayı seçmişse zaten bu yolda bunun e, icaplarından biri de budur diyeceksin. Çünkü senin yaptığın iş iktidarı rahatsız ediyor. Bütün iktidarları rahatsız ediyor. Ben çok iktidar gördüm, çok darbe gördüm. E, her seferinde de bizden uğraştılar. Çünkü biz onların canlarını acıtıcı şeyler yapıyoruz, eleştiriyoruz, sert oluyoruz. E onlar da kendilerini korumak için bir şekilde senden uğraşıyorlar yani. Bunu da doğal karşılıyorum ben. Ama şu son dönem, hakikaten bu son iktidar giderek, çünkü başlangıçta çok, ee, ...müthiş demokrasi anlası gibi göründü. Her nabza göre şerbet veren ve kendini özellikle Avrupa Birliği'ne... ...bütün batı dünyasına kabul ettirmeye çalışan, yetmez ama evetçileri avlayan bir e, politika sürdürdü. O zamanlar hariç ama giderek sertleşti, sertleşti ve... Gezi olayları bu iktidarın kimyasını bozan en önemli olay oldu. Ondan beri gerçek yüzleri göründü. Bütün maskeler düştü. Altta İslam'a faşist diyebileceğimiz bir sertlikte bir iktidar var. Şimdi işte yani bilmiyorum başka bir ülkede var mıdır bu kadar çok bu yıllar içinde bu kadar çok cumhurbaşkanlığına hakaret davası açılmış olsun. Onu da biz çok yaşadık ama böyle bir şey yaşamadım ben. Hiçbir iktidarda bu kadar bollukla bir Cumhurbaşkanlığına hakaret davaları kimse hakkında açılmadı. Genç abi şöyle bir şey öğrendik. E, bu davaları açılmasının bir nedeni de hepsi kazanıldığı için ciddi bir yekün tutuyormuş tazminatlardan dolayı. <laughs> ciddi söylüyorum. Çok ciddi bir yekün tutuyormuş. Bu para nereye gidiyor bilmiyorum ama yani e, enteresan e, avukatlar herkese dava açınca ve her davayı kazandığı için bayağı ticari bir olayda dönmüş. Bilmiyorum. Mı? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına göre. Doğru. Daha fazla tazminat da devlet, devlet ödeyecek. Devlet o. ödüyor onu. Bu tazminat <laughs> burası. <laughs> Şimdi Dündar evet. abi size hep sorduğumuz soruları sormak istemiyorum. Çünkü biz sizle çok yayın çok yaptık konuşayım. ve o yayınları e, severek tabii yaptım. Fakat bazı şeyler anımsatmakta satmakta yarar var. Bunlardan bir tanesi size de mutlaka oluyordur. Ne olacak bu Türkiye'nin hali falan e, dendiği zaman e, sizin de verdiğiniz cevapları yer yer gözlemliyorum. Genelde ideolojik zemini olan insanlar da diyor ki örgütlü olmayan toplumlarda bu kaçınılmaz. Ben hemen Dostlar Tiyatrosu tarihini iyi bilen birisi olarak, meraklısı olarak Dostlar Tiyatrosu'nun sadece tiyatro olarak bile kendisine seyirci olarak örgütlediği abonmanları olan falan bir büyük organizasyon olduğunu anımsatmak evet. isterim. Onu buradan bir anlatır mısınız? Çünkü o aynı zamanda politik tiyatronun çok ilginç bir etkisini gösteriyor. Evet. Şimdi bizim bu 50 yılımızın içinde benim en ayrı bir yerde ve en Üstte tuttuğum ilk 10 yıldır. Çünkü o zaman biz sadece tiyatro değildik. Yanında bir okulumuz vardı. Öğrenci yetiştiriyorduk. Oradan da bayağı tanınmış oyuncular çıktı. Onun dışında bulunduğumuz tiyatro salonunda sadece tiyatro oynanmıyordu. Konserler yapılıyordu. Ruhi Su, Timur Selçuk. Rahmi Saltuk ee, Sergiler yapılıyordu Karikatür, resim sergileri Orhan Taylan, işte şu anda Bedir Baykan bir sürü Sergi yapılıyordu Dostlar Tiyatrosu'nun yan kuruluşlu olarak Ruhisiyle beraber oluşturduğumuz Bir dostlar korosu vardı Mehmet Çağdaş dansları Bir araya getirdi Yani bizim halk danslarından Bugüne getirdiği ve Politik anlamda yenilediği Koreografileri uygulayan bir hasat diye bir topluluğumuz var. Bir dans topluluğumuz da vardı. Ve bulunduğumuz tiyatro mekanı aynı zamanda bir kültür merkeziydi. Çevremizde o sıralar daha özel yüksekokul konumunda olan okullardaki bütün öğrenciler ders aralarında, okul yemek aralarında falan gelirlerdi. Bizim orada ders çalışırlardı ve bizle söyleşiye girerlerdi. Biz oyuncular orada bulunurduk, tiyatro hakkında sorular sorardı. Yeni oyununuz nasıl olacak derdi ya da bir önce izlediği oyunun eleştirisini yapardı ayaküstü. Zaten genel olarak her oyunumuzdan sonra bir eleştiri toplantısı yapıp e, izleyicimizi açardık ve onlar da bizi çok sert bir biçimde Eleştirdi. Bunu niye öyle yaptı? Bunu niye orada öyle oynuyor? Bu oyunun sonu niye böyle olmamalıydı? Ve biz de o dönem biliyorsun bütün solun giderek bölündüğü ve çok canlı fraksiyonlar dönemi. Hiçbirine yaranmaya imkan yok. <laughs> Birinin beğendiğine öbürü hayır. Bu ideolojik olarak yanlış diyor. Öbürünün beğendiğine öbürü... Hayır kabul etmiyoruz diyor. Biz de çok titizlikle hiçbirine bağlanmadan, hiçbirine angaje olmadan ki içimizde TKP sempatizanı da vardı. Ben mesela Türkiye İşçi Partisi sempatizanıydım. Aralan disiplinler, sizibin disiplin kurucu üyeleri bizim aramızdan çıktı. Bir de tabii eylemci sol dediğimiz kesim onlar bizden hiçbir zaman barışmadılar zaten. Sürekli gelip e, yani müthiş bir canlı ideolojik sol içinde biz hiçbir yere toslamadan ortada genel ve o solu birleştirici bir Mes Misyon biçmiştik kendimize Burada tabii şeyin biraz konuşalım isterseniz Yani sanatla siyaset arasındaki ilginçliği Şöyle ki yani geçirgenliği 60 anayasası var evet. Öğrenci hareketleri var evet. Siz evet. zaten Ankara'da da çok ilginç bir süreç yaşıyorsunuz Oyunlar oynuyorsunuz e, ...değil mi? Usta yazarlar var. E, sonra A işte. Ayrıca ben mitinglere de... ...katılıyorum. Mitinglere i̇şte bütün siyaset... ...disk'in anma gecelerinde... ...çıkıyorum, şiir okuyorum. İşçi Partisi'nin kuruluş gecelerinde... ...şiir oyun okuyorum. Oyun yazarlığı var bu taraftan... ...bir de Türkiye'de... ...önemli oyun yazarları. Çok. En, en, önemli, en önemli... ...en önemli. Evet. Yani bir oradan var. çıktı tabii. Hayak Bacak Fabrikası falan oynadı evet, o zaman. Evet, e, dolayısıyla yani... ...bir taraftan bir entelektüel... ...iklim var. Evet. Ve, e, o, orada da disiplinler arası bir ilişki var anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi ben orayı gerçekten Türk tiyatrosunun bir rönesans dönemi olarak kabul ediyorum bu 60'lı yılların sonu ve 70'li yıllar. O zamana kadar hep şehir tiyatroları, devlet tiyatroları ön plandadır. Burada özel tiyatronun ve politik tiyatronun gündemde olduğu ve hepsini ...sollayıp ileri çıktığı bir dönemdir. Bütün o söylediğin yazarları keşfedip ilk oynayan bu tiyatrolardır, özel tiyatrolardır. Daha sonraki 12 Eylül döneminden sonra bizi susturmaya kalktılar. Bizim yıllar önce yaptıklarımızı devlet tiyatrosu aynı oyunları <laughs> oynamaya başladı. Ne bileyim Basıf Öngörenleri başladı işte... E, Aziz Nesin daha evvel kabul edilmezdi. E, Brecht'leri oynamaya başladı. Arthur Oy'u falan oynamaya başladı devlet tiyatrosu. Ferhat ile Şirin oynamaya Tiyatro başladı. Bunlar beklenmedik işler aslında. Evet. Tarihe sonrasında falan. Evet. Ama onlar icazetli sola açılma idi. Orada kabul ediliyordu iş. Çok karışık bu işler tabii ama çok maceralı. Yani bizim Toplumda sıkılmaya imkan yok. Her gün o kadar büyük değişiklikler oluyor ki her an şey olmak zorundasın. Aa birdenbire sabahleyin gazetede ya da gazete yok ya artık şimdi Twitter'da orada burada olmayacak bir şey çıkıyor. Birdenbire her şey ona göre ayarlanıyor. ...peki öyle olması iyi çünkü değişime gebe sürekli bu toplum. Bu olumluya da gidebilir. Evet, da evet. Gidiyor. Bugüne kadar pek olumluya gittiği olmadı. Ya olsa bile hemen döndürdüler yarı yoldan büyükler dışarıdan gelen büyükler genellikle ama yani bu değişkenlik bu yeniliğe açıklık niye iyi bir şeylere de açık olmasın. Ben bundan sonrası için umutluyum aslında. Peki Genç abi e, bugüne tabii geleceğiz ama bence yine çok önemli Dostlar tiyatrosunda kimlik bulması bağlamında. Siz şöyle bir yolu da e, uyguluyorsunuz. Muhtemelen ilk başta kolektif olarak yapıyorsunuz. Sonra evet. yalnız kaldığınız zamanda da yapıyorsunuz. Dünyadaki siyasal olayları da birebir Türkiye'de sahne dediğiniz örnekler var. Rosenbergler söz konusu olduğunda evet. burada var. Ne bileyim işte dünyada darbeler olduğunda Şili vesaire. Şili daha bizde hemen, hemen yansıyor. Var. Küba devrimi yansıyor. Auschwitz toplama kampları, Nazi Almanya'sı hep bu konular yani dünyanın gündeminde olan bunu en önemli olayları biz sahneye getirdik. Tartışıcı bırak bırakacağım. Şunun için söyledim. Bugünkü gibi iletişim olanaklarının olmadığı bir yerde hem bunu evet. takip etmek zor hem de toplumu anlatarak onları bilgilendirmek gibi ciddi bir e, evet. e, misyon var. Yani e, büyük bir iş bu aslında. Evet ama biz işte daha kurulurken ilk bunu dedik. Bir, bir kendi ülkemizin, toplumumuzun sorunlarını Deşmek, onları gündeme getirmek, çözüm yolları önermek ama bir de dünyanın yaşadığı önemli olayları aynı şekilde e, gündeme getirmek, bir tartışma platformu oluşturmak ve e, özellikle belgesel tiyatro bizim alanımız oldu. Daha sonra e, bu dünyadan örneklerin yanı sıra Alpagut olayı gibi, Sivas olayları gibi yerli belgeseller de üretmeye başladı. Tabii Sivas görece daha yakın zaman 93'te, evet, 80'den evet. sonra. Orada şunu biraz konuşalım mı? Şimdi gerçekçi olmak lazım. 12 Eylül'den sonra Türkiye'nin solu katledilirken solun öncüsü sanatçılar da yaşam hakkı bulamaz hale geldi. Evet. Ve tabii orada eğlence tiyatrosu, vaudeviller vesaire başka bir durum oluşturdular. Evet. Ve siz Dostlar Tiyatrosu büyük bir bir tür sanık haline geldiniz. Biraz da Barış Davası evet. meselesi. O süreci bir anlatır mısınız? Çünkü sanki bu ülkede tarih ve kök yokmuş gibi herkes tarihi kendinden başlatıyor. Doğru. Çok böyle bir belleksiz bir toplumuz. Yani her şeyi ben keşfettim. Bugün yeniden oluyor zannediyor. Ya dur bakalım sen bir geriye dön. Daha neler neler yapılmış. Önce onları bir bil, özümse. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan yap ama. Her şeyi ben yaptım, ben çıkardım. İlk defaymış gibi hepsi. Olacak şey değil <laughs> yani. <gülüyor> ne bileyim bazı olaylar oluyor. Bazı yeni bir yorum getiriliyor tiyatroya. Ya biz daha bunu üniversite öğrencisiyken genç oyuncular topluluğunda bunun alasını yapmışız. Sen onu bilmiyorsun. Sen biraz geri bak da neler olmuş bu ülkede. Kendi alanın, şimdi tiyatro konuşuyoruz. Tiyatro alanında kim ne yazmış, ne yapmış. Bunları bir öğren de onun üstüne koy. Yani sıfırdan başlama. Daha o birikimi al, onun ilerisini Götür. Hayır, sıfırdan başlıyoruz her seferinde. Size şeyi anlatayım. Tahsin Hocayla vefat etmeden önce bir sohbetimizde, o zamanlar Türkiye'de işte Türkçele felsefe yapılmaz, Türkçeyle bilim yapılmaz deniyordu. Tahsin Hoca da demişti ki, sen bilmiyorsun diye bunun olmadığı anlamına gelmez. Doğru. Yani sen ilk defa duydun diye bunlar Türkiye'de yapılmadığı anlamına gelmiyor evet, tabii evet. ki sizin yap. Yani bu yine de şeyi konuşalım istiyorum. 12 Eylül iklimi siz oyun dışına atıldınız. Evet. Ee, içeri atıldı e, pek çok yoldaşınız. Çok, ve evet. barış davası onu da ben konuşmak istiyorum. Şunun için e, aydınların da acaba örgütlülüğünden mi söz edebiliriz, cesaretinden mi söz edebiliriz? Çünkü bugün o anlamda bir büyük ve tutarlı aydın hareketinden söz etmek pek Herhalde söz konusu değil daha dağınık, dağınık. dağınık her şey çok dağınık ama o dönemde belli bir e, örgütlenme var. Hatta birçok örgütlenme var. Bunların içinde işte adlarını e, saymayalım çünkü çok haksızlık etmiş oluruz birçok var. Çok ama Barış Derneği de bunların en önemlilerinden Dava dinliyor. olarak da tarihe geçmiş. Bir evet dönem. ve yani oraya sanıkların adının listesini koy çok saygıdeğer bir baro başkanlarından tut hocalar, profesörlerden, sanatçılar yani çok Onlarla birlikte mapus yatsak birkaç üniversite diploması alır. olur. Evet. Biz biz sonradan eklendik. Biz Barış 2 davasındaydık. Biz içerisini pek fazla görmedik. Ama ilk davadakiler çok yattılar ve bayağı uzun süre yattılar. Ondan sonra da özür dileriz dendi kendilerine. Yani beraat ettiler. O zaman niye yatırıyorsun bu insanlar için? Ama bu Türkiye'nin kronik problemi. Ama evet ama yani bunlar da çok yaşını başına almış hastalıkları olan insanlarsem nasıl kadarca onları o kadar zaman içeride tut. Sonra kusura bakmayın hata yapmışız hadi güle güle diyeyim. oluyor bunlar. Genç size çok kritik bir şey soracağım. Benim çok önemsediğim bir şey. Çünkü sizin oradaki tavrınız hatta Tarık abilerin falan Tarık Akanların da tavrı orada çok belirleyici olmuş. Siz bu kadar büyük 12 Eylül sıkıntılarını hem içinde hem tanıklığını yaşamış insanlar olmanıza rağmen ne yetmez ama evet sürecinde yani referandumda ne Ergenekon balyoz davalarında ne de onun tam tersi olarak düşünen Selahattin Bey'in, Demirtaş'ın işte Kavala'nın davaları ...hiç rotanızı bozmadınız. Halbuki rahatlıkla o gün... E, ...Ergenekon e, Balyoz dendiği zaman... ...işte 12 Eylül yargılanıyor... ...bunlar postalcı falan deniyordu. Siz mesela oralarda hiç pusulayı şaşırmadınız. Bunu evet. bugün de mesela... E, ...tam da e, Demirtaş'a da... E, ...Kavala'ya da tamam. sembol olarak söylüyorum... ...aynı duyarlılığı gösteriyoruz. Bu nasıl evet. oluyor? Yani yalpalamamak nasıl oluyor? Valla bilmiyorum. Bir e, dünya görüşün sağlam olacak. Yani... Nereye gittiğini o rotan düzgün olacak. Ondan sonra da cesur olacaksın yani baskılara ya da korkmayacaksın. Onu o çizgini koruyacaksın. Bu kadar yani. E, doğruyu bilmek önemli. Doğruyu bilmek ve ondan vazgeçmemek. Önemli. Bu Tabii çok kolay bir iş değil. İnatçı olmayı da gerektiriyor bir taraftan. Yani sözünü söylemek de gerekiyor. Doğruyu bilip kafasını gömenler de çok oldu. Var. Evet. Doğru, doğru tabii. tabii. Burada bir şey daha söylemek istiyorum. Yine sizin o tutumunuzla ilgili benim önemsediğim bir şey. Siz mesela Mustafa Kemal konusunda hep hassas oldunuz. Bir sol çevre mesela sanki evet. Kemalizm ya da Mustafa Kemal bu duyarlığa engelmiş gibi davrandı. Halbuki evet. siz Cumhuriyet hep Radikal bir şekilde savundunuz ve bu konuda da sert tartışmalar oldu siz de girdiğiniz zaman zaman. Evet. Bu terazi bozukluğunu neye bağlıyorsunuz? Şimdi bir şey söyleyeyim ben bizi aslında çok dolaştık tabii Mustafa Kemal'in e tam değerini anlamak için belli bir birikim gerekiyordu. Belli bir olgunluk gerekiyordu diyelim. Çünkü... Biz işte Marks'tan dolaştık, Lenin'e gittik, ondan sonra Che Guevara'ya gittik, Castro'ya gittik. Yani bütün Solu ideolojileri öğrendik, çalıştık. Ama bir yerden sonra geldik ki bugün bizim için kilit adam Mustafa Kemal'dir. Yani ülkemizin sigortasıdır yani. O olmasaydı ve o bugün hala olmasa Nereye gidebileceğimiz zaten görünüyor Ankara alternatif. Ankara'ya geldiler zaten Taliban. İşin <laughs> nereye gidebileceği biliyorsunuz geçen gün VIP'den evet, Taliban geldi. Evet. E, Taliban'ın Ankara'ya gelmesi VIP'den Öyle. geçerek ağırlanması e, zaten herhalde Mustafa Kemal'i kaldırınca Ortadoğu'da ne olduğunu gösteriyor. E zaten bu ilk devrim olunca yani Amerikan Birlikleri oradan çekilince ve de bizim orayı havaalanının yönetiminin bize kaldığı görününce. Bizdeki iktidar dedi ki zaten bizim görüşümüz çok farklı değildir demeye getirdi yani tam kelimesini Adamızda bulamadım. Aramızda bir yok dedi. Evet yani evet. orada ne olduğumuz belli oldu zaten o yüzden Taliban'ın şimdi artık gelmesi şaşırtmıyor buraya. Evet yani e, tabii dünya e, küreselleşme aynı zamanda e, bir gün önce terörist olanın ertesi gün devlet sahibi olduğu da bir dünyaya e, geldi. Evet, evet, evet. Bir diğer husus yine bence önemli bir husus. Siz sıkıntılı bir dönemde e, tiyatroyu yaşatmak için e, uzunca süre tek kişilik oyunlar da yaptınız. Evet. Ya da e, tek kişilik oyunlarla birlikte büyük prodüksiyonlar da yaptınız. Ve e, tiyatromuzu e, bir anlamda e, edebiyat kaynağını o kazıyı yaparak, ki son oyuna da getireceğim onu. Her zaman, her koşulda bir şeyi e, oturttunuz. E, Türk Edebiyatı'nı bir kaynak olarak da e, gördünüz. Evet. Nazım'ı zaten herkes sizle özdeşleştirdi ama ötesinde e, Aziz Nesin'i, e, Can Yücel'i falan biraz oradan da e, konuşalım. Evet. Ee, şimdi bu Nazım'la başladı tabii. Yani ben Bir Deli'nin Hatalı defteriyle Türkiye'de ilk tek kişilik oyunu oynadım ama ilk... Şiir tiyatro e, deneyimini de 75 yılında Kerem gibiyle yaptım. O bana e, şiirden tiyatro yapılabileceğini gösterdi. Yani o deneyim bana bir şeyler kazandırdı. Hem daha sonra Nazım'ın şiirlerinden başka başka oyunlar yaptım. İşte Nazım Armağan gibi sonra Yaşamaya Dair gibi. E, gene şiirleri ve şarkıları, besteleri kullanarak oyunlar ürettiğim gibi bunun başka yazarlarla da olabileceğini gördüm. Bir yerde tabii Brecht var. Tabii. Ee, Brecht'in şiir ve şarkılarından birçok oyun yaptım. Ben Bertolt Brecht gibi, Brecht Kabare gibi son yıllara kadar da değişe değişe onlar da devam etti. Arkasından Aziz Nesin, ee, onun da önce çok kişilik oyununu Aziz Namiye yapmıştık sonra o zaman bana dedi ki niye dedi tek kişilik bir oyun yapmıyorsun benim eserlerimden Rusya'da bir Sovyetler Birliği'nde bir oyuncu var dedi. Her gittiğimde ben onu gider ederim çünkü hikayeleri değiştire değiştire tek kişilik gösteriler yapıyor. Aa dedim benim kafamda... Ama onu yapana kadar onun hayatı vefa etmedi. O görmedi ama ben... Ama fikir babası Aziz Bey öyle mi? Yani. E, öyle, e, tabii tabii tabii. O önerdi bana. Ve e, nereye gidiyoruz? Bir takım azizlikler. Sonra da yaptığım oyunların. Fikir babası kendisidir. E, çok istedi onu. E, sonra Can Yücel. E, o da çok sevdiğim bir... çok dostluğumuz da var. Bizim mesela Kafkas Tebeşir Dairesi'ni o Türkçe'ye çevirmişti o zamandan da. Çok yakınlığımız var. Onun ölümü sırasında yahu dedim acaba onun şiirlerinden bir şey yapabilirim. Çok büyük bir emekle o da çıktı. İşte böyle yapa yapa gidiyoruz yeni yeni şairlere. Sen soruncuya geleceksin biliyorum. Şimdi bugün oldu. Onu da biraz konuşalım. O da ilginç bir tercih. Mesela sizden bu sene yeni oyun ya pandemiden sonra seyircine gelecek diye bekliyordu herhalde. O nasıl oldu o fikir? O, o, da, o da benim böyle yüreğimde biriktirdiğim bazı projeler var kafamın içinde kalbimde çok sevdiğim. Bunu nasıl yaparım? Bunu bir gün bunu yapacağım ben mutlaka yapmalıyım. Ama nasıl olacak? Çünkü önemli olan bu, bu oyunlarda bel kemiğini bulmaktır. Yani o iskeleti taşıyacak olan fikri bulmaktır. Onu bir kere buldunuz mu? O iskelet ayakta duruyorsa canı, kanı, siniri, dokusu hepsi onun süsüdür. Ama şeyi bulmak önemli. O. Burada nasıl buldunuz? Nasıl çıktı yani? Fikir bir anda mı? Ee, şeylerden çıktı. Bu bana eşlik eden bana eşlik eden ikizler var hı hı. saz ustaları ve aynı zamanda söylüyorlar besteli beste de yapabiliyorlar. Onlarla beraber böyle bir hapishane dekoru içinde çünkü onun da hayatı maalesef bütün büyük ozanlarımız gibi hayatının çok önemli bir hapishanede geçmiş. dedim gene hapishanede geçen bir oyun. Orada iki tane saz çalan, türkü söyleyen kişi var. Dan hareket ederek bir şey bulduk ee, yolunu bulduk ama dediğim gibi bu böyle projeler bende yıllarca e, yani benim şairim diyor muydunuz? Evet Hı. evet çünkü kendisininle beraber sahneye çıktık biz. Öyle mi? Şöyle o kendi şiirlerini okuyordu, politik gecelere çıkıyorduk. Mesela bu, nerede oluyor bu hangi zaman? E, 80'li yıllar hatta bir sahnesinde şeyi anıyoruz, onat kutları anıyoruz. Bir onat kutları anma gecesinde... o da var ben de varım. Ya yeni melek sinemasındayız ya Batı sineması vardı, Taksim'den girişte orada da öyle e, toplu e, politik geceler yapılırdı. Oralarda ben Kulis'ten çok dikkatle izlerdim... Onun kendi şiirlerin okuyuşu çok enteresandır. Mesela her şairin kendi şiirini okuyuşunu o kadar beğenmem ama Bunun da eleştirdiğim yanları var Ben söylesem böyle söylemem derim ama Onun söyleyişinde bir büyü var Ve o şiirler o söyleyişle can buluyor Şimdi benim kafamda hep Ben de bu şiirleri seviyorum ama Ben onun gibi söyleyemem Taklit olur Ben kendi ee, Ahmet Arif'i bulmam lazım. Bütün derdim oydu. Yani o söylemi, o, o dili bulmam lazım. İşte orada bu çocukların besteleri, türküleri de araya girince yeni bir yeni bir e, dil bulduk gibi geliyor. Çünkü öbür şairler gibi değil. Çok zor şiiri can e, Ahmet Arif'in. Sanki başka bir dilde yazılmış gibi. Çünkü Yerel deyimleri o kadar çok kullanıyor ki onları anlayabilmek için önce sen çözmeye çalışıyorsun. Sonra diyorsun ki ben bunları bu kadar uğraştım, emek verdim anlamak için. Peki seyirci ilk dinleyişte nasıl, nasıl? anlayacak? Bu sefer onun üzerine çalışıyorsun. Bunu nasıl açabilirim? Nasıl bir söyleyişle seyirciyi tutabilirim ve diyebilirim ki bugüne kadar yaptığım bu şiirli oyunlar içinde beni en çok zorlayan dramaturjik açıdan mı? Yani kurguyu... yok. O dramaturjide değil. Seyirciye geçiş. Ha şeyden seyirciye iletişim açısından. E tabii kavramlar, yerli evet. lehçe, yerli değil. Evet, evet. Benim şöyle oluyor. Çok enteresan oluyor. İlk 12 dakika falan Seyirci ben nereye düştüm duygusuna kapılıyor. Ben onu hissediyorum. Seyirci pür dikkat böyle kulağını bize getiriyor. Çözmeye çalışıyor o dili. Ve başlangıçta böyle bir mesafeliyiz. Fakat yavaş yavaş o buzların eridiğini ben hissediyorum. Genç abi özür dilerim sözünüzü kestim ama tam da bu bağlamda. Yani söylediğiniz şey sanatçı için risk. Siz çünkü evet. e, seyirciye şu garantiyi veriyorsunuz. Ben genci arkada gidersem, evet. şu dünyayı hemen edinirim diyor. Yıllar işte işte bu bizim, büyük bizim, risk. Bizim görevimiz de biraz bunu yapmak. Yani bizim görevimiz seyirciye hazır hazmedilmeye hazır yemek sunmak değil. Onun da bir gayret göstermesi lazım. Yani onu bir yere çekmemiz lazım, bir yere yükseltmemiz lazım bir yer. Diyecekim 15 dakika sonra. Hasretinden pran kadar eskittim şiirine geldi vakit bütün buzların eridiğini duyuyorum. Tanışma tamamlanıyor. Orada o seyirci Ahmet Arif'in dünyasına giriyor, onu kabul ediyor, onu seviyor. Ondan sonra giderek yükselen sonuna doğru artık böyle geri coşkulu bir bayram havasında dağlarına bahar gelmiş memleketimin derken insanların da ümidi var böyle bir bahar gelsin şu memlekete barış gelsin şu memlekete ümidi ile beraber çok büyük bir coşkuya ulaşıyoruz tabi ama bu çok güzel yani tiyatro bu işte Genco abi şunu da konuşalım isterseniz siz benim gördüğüm zamana direnen en önemli sanatçılardan birisiniz kendi yaşamınızla da sadece yapıtlarla değil bedeninize iyi baktınız hep ürettiniz ve e, e, hani. Nazım oynayan birisi olarak sanki onun öğüdünü de tutan birisi gibi yaşamayı ciddiye alacaksın son ana kadar diyen ve hakikaten her gün yeni bir şeyle ortaya çıkan ve yeni projeleri cepte olan ve bunu üreten birisiniz. Şimdi insanların bu kadar umutsuz hele pandemiyle birlikte insansızlaşma döneminde eminim ki siz de hayata dair düşünmüşsünüzdür yani nereye geldi diye. Biraz da ondan söz edeyim bu bilgeleşme sorunu üstüne de biraz konuşalım. Evet. Yaşamı iyi, yaşamı becerisin. İşte yani ben bir şey yapmadan duramıyorum. Mutlaka bir şeyler üretmem lazım. Yani bu beni ayakta tutan, benim motorum bu. Yani ve en berbat bir dönemde bile en kısıtlı işte pandemi de ben gene yapacak bir şeyler buldum. Mesela Beni Ahmet Arif'e yaklaştıran bir konu da buydu. Mesela bir YouTube kanalı yaptım. O kanalda şairlerden kısa 15 dakikalık şiirler seçkisi kaydettim. Ve bir tane de Ahmet Arif deneyeyim dedim. Kendimi bir deneyeyim dedim. Oradan müthiş bir iyi cevap geldi bana bu YouTube kanalındaki ki tepkilerde ha dedim demek ki artık Ahmet Arif'i sahneye çıkarmanın zamanı gelmiş. Mesela öyle bir şey oluyor. Ve bugüne kadar sadece bizim için profesyonel olmayan arşivlik kayıtlardaki oyunlarımızı halkaç YouTube Halka kanalında açtım. Onları tanıtan onar dakikalık falan videolar. Yani bu oyunu niye seçtik? Nasıl yorumladık? Kimler oynadı? Nasıl çalıştık? Bunları anlatan videolarla da sundum. O da çok ilgi çekti. Ve ülkemizde pek çok kişi tiyatroya gidemiyor. Ya İstanbul'da gibi büyük şehirlerde olmadığı için ya da olsa bile ekonomik gücü o tiyatro biletini kaldıramadığı için gidemiyor. Onlara çok büyük bir hizmet oldu bu. Hiçbir şey beklemeden bütün Marx'ın dönüşü, Sivas 93 ne bileyim Aziz Nesin, Can Yücel bunların hepsini gösterime açtık. O da çok büyük bir şey, kalıcı bir şey oldu. Şimdi o kayıtlar orada duruyor. İstendiği vakit seyredilebilir. Sonra yapı kredi yayınları için Kuvayi Milliye Destanı'nı görüntülü olarak DVD'ye kaydettim. O da büyük bir emek istiyordu. Yani dedim ki madem ki biz şu anda sahnede iş yapamıyoruz. Bari kalıcı işler yapalım işte kayıtlar olsun. Bu da bir tanesiydi. Ee, sonra işte sözünü ettiğin belgeselin çalışmasını yürüttük. Selçuk Metinle beraber hı hı. o yönetmenimdi. Ben hem senaryo yazdım hem oynadım. Yani daha çok kalıcı şeyler olsun bari. Çünkü bakın tiyatro sahneye çıkmadığımız vakit tiyatro duruyor, bitti. Unutulur yani. Ama büyüstü o. Evet. Yani mesela biz sizinle bu akşam e, e tiyatroya gitsek ben seyirci, siz oyuncu olarak sahnede olsanız kalbimiz birlikte atıyor. Evet. Ertesi günde başkalarının evet. kalbi atıyor. Evet. Yani herhalde tiyatro evet. dediğimizde bundan ibaret. Ve de hiçbir zamanda o oyun ne bileyim yıllarca oynansa bile ki ben neredeyse bir delinin hatırat defterinde 45 yılı geçti, 50'ye yaklaştı. Oynasam bile o oyun her gece başka oluyor. Çünkü seyirci başka, sen de başkasın o gün. Sen o günkü oyuncusun, seyirci de yepyeni bir seyirci. Gene aynı sözler söyleniyor, aynı hareketler yapılıyor. Bütün çerçeve aynı ama insan aynı olmadığı için başka şeyler oluyor. Onu izleyici bağlamında da ben şöyle söyleyebilirim. Sizi pek çok kez mesela Nazım'da izledim. Ama izlediklerinin hiçbirinde ben de aynı olmadığım için ben de ayrı algıladım. Işte. Yaş değişti. Ben Nazım'ı bildim. O da var. Yani Nazım üstüne kitap yazdım. Bu sefer sizin söylediklerinizde nereden baktınız? Ben mi doğru bakıyorum falan. Evet. Yani aslında tiyatronun bütün bence evet. özgünlüğü de burada. Evet. Biricik. Herhangi bir. işte Nazım bu yüzden eskimiyor. Çünkü Nazım aradan bu geçen yıllar boyunca şiirlerin içinden yeni anlamlar oluşmaya başlıyor. Çünkü dünya değişiyor. Türkiye değişiyor. Mesela Vatan şiirinin hiç dikkatimi çekmeyen bazı yerleri Vatan neyse Vatan şey, size... kokmuş karanlığınızdan diyor. Doğrudan duruyor. Bugünkü iktidara yazılmış bir şey. Kokmuş karanlık lafını ben daha evvel söylediğimde bundan 20 yıl evvel bunu düşünmüyordum. Bu kadar kokmuş. Ama şimdi tam o kokmuş karanlığın içinde yaşadık kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim diyor. Sonunda diyorum ne güzel söylemiş sanki bugünleri görmüş yaşamış ve bunlara söylüyor bu lafı. Genco abi tabi Ahmet Arif e, belli ki uzun soluklu olacak ama şunu da tamamlayalım isterseniz. E, mesela ya ben e, şu şairi ya da şu romancıyı, şu edebiyatçıyı, her kimse şair tabii daha çok. Ya buna bir el atamadım, bunu da yapmam lazım dediğiniz ya da e, zihninizin bir yerinde duran biri var mı? Yoksa e, istediklerimi iyi kötü yaptım diyor musunuz? Yok bunu böyle söyleyebilirim, söylemiyordum şimdiye kadar ama Said Faik'le çok uğraştım. Yani hmm. onun şiirlerinden değil de daha çok Öyküler. tabii öykülerinden bir şey yapmayı çok istedim. Çok bütün kitaplara notlar vardır üstünde çizikler şeyler vardır. Her seferinde giriştim olmadı. Giriştim ah, olmuyor dedim. Va, yenildim yani ona yenildim. Bakalım daha önümüzdeki yıllarda belki beceririm. <laughs> Son dedim ama şununla bitirelim isterseniz. Siz buradayken ee... Ben her gün anıyorum içimde, benim için tabii çok değerli bir usta. Ferhan abiyle ilgili bitirelim isterseniz. Aa, evet. e, Türkiye'de ekol olmak çok kolay değil. Mesela e. bugün sizden söz ettiğimiz zaman, siz bir grup tiyatro Türkiye'de politik tiyatronun önünü açtınız, e. topluma bir anlattınız, daha sonra kendi özgün hallerini buldunuz ve biliyoruz yani onlar bir dönemin tiyatrosu Ankara'da, İstanbul'da belki şu anda yaşayan Ankara-Sanki e. Dostlar tiyatrosu diyebiliriz. Ankara sanat çok güç kaybetti ama Dostlar tepsi hala devam ediyor ve böyle bir politik tiyatro. Ferhan abi de kendi üslubuyla, yazarlığıyla falan bizde çok, çok. ilginç bir yer. Çok. Onu nasıl tarif edersin? Çok, çok. Bir kere çok parlak bir zeka her şeyden önce. Müthiş yaratıcı, üretken yani şeyleri düşün ee, e, ne bileyim Annanın yedi ana günahı diye Brecht'in bir şeyini alıyor. Birdenbire bambaşka bir yere diyor. Ya da vişne bahçesini alıyor <laughs> alt üst ediyor. Onun gibi başka hangi oyunları yaptı? Bunları çok çok lezzetli yaptı. Ya bunlar çok güzel şeyler tabii. Yani orada Şahları o pırıl doğru, pırıl, pırıl geçen zeka şarkı. yani öyle bir bakış getiriyor ki kimsenin göremeyeceği şeyleri göre Bir kere dil ustası. Yani kendi bir dil yarattı. Ferhanca dilini yarattı. <laughs> Ve onu çok güzel bir biçimde sahnede kullandı, yazdığı oyunlarda kullandı. Yönetmen, besteci, saz çalan, dekor yapan, komple bir tiyatro adamı. Yani bir de yazar tabii. Bakın hala yazamadığı, bitiremediği Dostalar. bir sürü kitapları var. E şimdi ilgilenecek onları o bitirecek diye vesvasiyetini de ona bıraktı. Yani çok üretici, çok yaratıcı ve çok genç yaşta maalesef kaybettiğimiz bir sanatçı. Evet, bunu da yani Ferhan abi de sıkça anlıyoruz burada da evet. almış olduk. Size çok teşekkür ediyorum Gencay abi. Belgeseli insanlar izleyecek ama ben de geçen gün kendime bir pay çıkartayım. Sizde yaptığım yayınları şöyle bir döktüğüm zaman biz de aşağı yukarı. Ta Sky Türk'ün e, ilk başından bu tarafa çok. E, pek çok yayın yaparak Halk TV'den CNN'de defalarca yapmışız. Çok. Hatta çok büyük kalıcı bir işimiz de var. Ben bazen girip bakıyorum. Siz, e, Tülay, e, evet. sonra Emre gelmiş evet. gece falan. Ay, Orada güzel. şarkılarla falan. Demek ki o zaman yani çok uzak ya, olmayan bir tarihte ya. bunları CNN'de yapabiliyormuşuz. Ya. Şimdi kapıdan bile iyi ki geçmiyoruz o da ayrı mesele. Evet ama orada adam olan herkes kovuldu zaten. <gülüyor> <gülüyor> Olmayanlar kaldı orada. Çok teşekkür ediyorum size. <laughs> teşekkür ederim. Sevgili dostlar TV Kadıköy'de gerçekten bu olanaklar yani merkez medyanın çöktüğü, ifade özgürlüğünün sıkıntı yaşadığı bir dönemde Aynı zamanda da hayatı belgelemeye devam ediyoruz. Gence abiyle zaten insanlar çok yakın dönemde özgürlük parkında birkaç kez buluştular. Belki kışa doğru yine Kadıköy'de başka salonlarda da olacak Gence abi. Ama anladığım kadarıyla Ege'de Akdeniz'de havalar güzel olduğu için Gence abi oralara açık havalara da gitmeye devam ediyor. Evet. Tiyatroya gitmekte yarar var. Çünkü aynen az önce konuştuğumuz gibi biricik oluyor. O an bir kez yaşanıyor. Kalp birlikte atıyor. Ertesi akşam başka türlü atıyor. Tiyatro bu yüzden büyülü bir sanat. Hepinize teşekkür ediyorum TV Kadıköy'den. Hoşçakalın.